Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Erkan'dan boşalan koltuğa Fatih Karahan oturdu. Karahan'ın görev ilanının yayımlandığı kararnamede Hafize Gaye Erkan için görevden alındığı ifadesinin yer alması dikkat çekti. Açıklanan karar metninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır ifadeleri yer aldı. Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde görev süreleri 4 yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK'nın ek 35. maddesine göre KHK'nın kullandığı tabirle performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK'nın ek 35. maddesine göre 2 yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün. Erkan'ın istifa kararı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, Kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.